Ta 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 tam. Yazma da yakışmış ha. Ben şu an şeker komasına gireceğim. Burada alınan enerji hiçbir yerde yok. Fırın açalım mı Kore'de sen? Açalım. Arkamdakini gördün mü? En önemli liderlerimizden. Şunun ne olduğunu biliyor musun? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Türkiye'deyim ve Malatya'dayım. Malatya'da çok güzel bir gün geçireceğiz. Yanımızda yine Helena var. Merhaba arkadaşlar. Helena bugün bize eşlik edecek. Malatya'yı tanıyacağız. Helena, en çok merak ettiğin şey ne? Kayısı. Kayısı biliyorsunuz ki Malatya ile özdeşleşmiş bir meyve. Kayısısı dünyaca meşhur bir ilimiz. Bol bol kayısı yiyeceğiz Helena. Yaşasın. Bakalım Korelik bir kızla Malatya'da bir gün geçirmek nasıl oluyormuş? İyi seyirler. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. Helena şimdi Gündüz Bey'e geldik. Gündüz Bey'de kahvaltı meşhurdur. Şu an açlıktan öldüğümüzün farkındayım. O yüzden Gündüz Bey'de çok güzel bir kahvaltı yapacağız şimdi. Böyle köy kahvaltısı tarzında. Ya o Kore'de kahvaltı yok. Var da ama. Kahve içiyorsunuz. Ne kahvaltıda ne yiyoruz ki? Aynen pilav. Pilav yani. Çorba. O zaman çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Helena'yı öyle bir yere getirdim ki arkadaşlar. Çok güzel kızsın. Malatya kahvaltısı nasıl? Çok güzel. Şunun ne olduğunu biliyor musun? Kayısı. Kayısı, kayısı. Kayısı. Bu kayısı reçeli. Hepsini bitirebilecek misin? Bitirelim. Ben bitireyim vay. Tam Türkleşmiş yemin ederim. İşte biz dedik ya Kore'de sevgililer bir gün içerisinde neler yapıyor. Onu yaptık, denedik. Şimdi Malatya'da ne yaparlar? Bence ilk önce buraya gelirler. Yani bir Gündüz Bey'i gelinir yani. Bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra ben seni muhteşem bir yere götüreceğim. Tamam. Hadi başlayalım. Gel sen kayısı vereyim. Helena nasıldı kahvaltı? Çok güzeldi. Köpeği de sevdin, kaplumbağaları evet. Da sevdin. Hayvanlarla iç içe böyle doğayla. Ne güzel değil mi ortam? Çok beğendim. O zaman devam edelim Malatya'yı gezmeye. Çocukluğumun geçtiği yerler buralar. Burası Dede Korkut Parkı. Burada bisiklet falan sürerdik. En çok göstermek istediğim şeylerden biri de küçükken buraya gelirdik. Burada Türk devletlerinin hükümdarları falan var. Burada Kutlu Kül Bilge Kağan var. Hazar Kağan, Bayan Kağan, Bumin Kağan var. Bumin Kağan'ı Pusula Kore'ye gösterdi. Romanını okuyanlar bilirler. Bumin, Doktor Bumin. Bumin Kağan da Göktürk İmparatorluğu'nun lideri ve burada da en önemli evet. Liderlerimizden Osman Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu. Yukarıda da Osmanlı İmparatorluğu'nun bayrağı var. Ya burada Türk Devletleri'nin liderlerinin heykelleri ve Türk Devletleri'nin bayrakları var. Kore'de de siz Göktürk'ü işliyorsunuz değil mi? Evet. Lisede falan mı? Toygol diye. Benim çocukluğumun geçtiği yerlerde seninle yürüyüş yapalım. Güzel olur değil mi? Malatya'dan iki tane cumhurbaşkanı çıktı. Birisi İsmet İnönü, birisi Turgut Özal'dır. Üniversitenin ismi İnönü Üniversitesi. İsmet İnönü'nün soyadı. Hastanenin ismi Turgut Özal Hastanesi. Mesela o tarz isimler veriliyor. Şimdi Malatya'da ikinci üniversite açılıyor ve üniversitenin ismi de Turgut Özal Üniversitesi. Yani Malatya'dan büyük değerler çıktı. Kemal Sunal olsun, sanat dünyasında vesaire. Çok fazla insan var. Biz de Malatyalı olarak Kore'de bir şeyler yapıyoruz.
Şimdi de Malatya'nın en meşhur yerlerinden birisi olan Bakırcılar Çarşısı'ndayız. Helena'ya bakır bir hediye alacağım. Geldik şimdi de burada. Şimdi bir Koreli sizin mağazanıza geldi ve bir Koreli sizce ne almalıyım? Bakır çeşitlerimiz var, tavalarımız, tencerelerimiz. En çok ne senin işine yarar? Kahve falan yapmayı seviyorsan. Daha seviyorum. Türk kahvesi. Ya da aynen. Menemen falan yapmayı seviyor musun? Yapıyorum bazen. Tteokbokki falan. Tteokbokki menemen şeyinde yapar mısın? Kore yemeği yaparım, var bir tane. Yaparım. Sana ondan alayım mı bir tane? Olur. Aa, çok güzel. Bunlar el yapımı bir de değil mi? Çok güzel, kalın. Aa, ağır iğne. Hayırlı olsun. Bize güzel paketleyelim. Menemen yaparım. Menemen yap. Menemen yapacağım. Menemen yapacağım. Tereyağında yumurta, sağında yumurta. Teşekkürler. Hediyemizi de aldık. Beğendin mi hediyeni Ela? Ben çok beğendim, teşekkür ederim. Arkadaşlar şu anda en önemli noktaya geldik. Malatya dendiği zaman aklına ilk ne geliyor? Kayısı. Evet, şimdi kayısı yiyeceğiz. Koreli bir kız Malatya'ya gelip dünyanın %70'ine ihracatı yapan Malatya. Yani dünyanın. Geliyorsun Malatya'da kayısı yiyorsun. Nasıl, heyecanlı mısın yemeden? Evet, çok heyecanlıyım. O zaman kayısı yiyelim. Merhaba abi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok özel bir misafiriniz var abi. Hoş geldiniz, buyurun. Bizim Malatya'mıza da hoş geldiniz. Bizim öncelikle kayısılarımız var. Bildiğiniz. Doğal. Gün kurusu dediğimiz. Buyurun, tadına da bakabilirsiniz. Doğal. Güneşte kuruturup herhangi bir işlem görmeyin. Buyurun, siz de buyurun. Bu da sarı kayısımız. Bu direkt normal kayısı. Kükürtlü olan. İhracat malıdır. O bir de iç piyasada da genelde tüketilir. Kore'de bile bunlar var abi. Evet, doğru. Ya Made in Turkey yazıyor altında. O da Malatya'da muhtemelen. Bu da sarı kayısımız. Şu kayısı çikolatamız. Kayısından yapılıyor. Siyah kayısından. Biraz önce doğal kayısından bahsetmiştik. Bundan yapılıyor. Bunu da tadına buyurun bakabilirsiniz. Size buyurun. Teşekkür bir tane de kameram verebiliriz. Buyurun. Evet, Helena. İlk kez deneyecek şimdi. Evet. Dene bakalım. Nasıl? Hmm. Daha yenki kayısı aynı zaten herhalde. Tabii onlar da yapılan tabii. Onların kıvamıyla birleştirilip çikolata haline getiriliyor kayısı. Vay. İçi çikolata, dışı da çikolata yani. Koreliler sever mi sence? Bence çok sever. Onlar çok seviyor. Bu da şeker. Kayısı atomumuz. Bu da yine kayısıyla yapılan. Ondan sonra kayısı lokumumuz. Kayısı sucuğumuz. Oho. Bunlar kayısılarla yapılanlar. Ve tekrar geliyoruz, burada kayısı dönerimiz var öncelikle. Malatya kayısı olarak. Döner. Evet, bundan da bir keselim şöyle. Bunlar kayısının... Buyurun. Teşekkür ederim. Benim elim doldu. Bizim burada Şire Pazarı. Şire Pazarı'nda bayağı ikramımız vardır. Ben de Şire Pazarı esnaflarından natürel kayısılar nedim. Şöyle bir kayısı ürünümüz. Şimdi Malatya'mızın tüm bütün ürünlerini barındıran hediyelik. Şey bu da kayısı çekirdeğimiz. Bu da kayısının içi. Buyurun. Al bakın, buyurun. Bademe benziyor. Bademin benzeri. Evet. Ben şu an şeker komasına gireceğim. Çok şeker. Burası doping yeri. Evet, burada alınan enerji hiçbir yerde yok. Dünyanın hiçbir yeri. Malatya Spor o yüzden şu an Süper Lig'de. İşte isteğiniz, arzunuz, emriniz. Çöpümüz var burada. Alayım. Şöyle buyurun. Teşekkürler. Sağ olun. Buyurun. Aa, böyle de bir kayısı olayımız oldu. Düşüncelerini almak istiyorum şimdi. Sen bu kadar denemiş miydin önceden kayısı? Hayır. Yani. Yani sadece şey, buna ne denir? Kuru kayısı. Kuru kayısı. Aynen, kuru kayısını kayısı denemiştim. Kayısı döneri, çikolatalı kayısı. Kayısı, kayısı. Kayısı. Kayısı, gayısı. Kayısı. Devam edelim, hadi. Helena, burası neresi biliyor musun? Bilmiyorum. Burası, arkandakini gördün mü? Gördüm. Kim olduğunu biliyor musun? Hayır. Biraz önce bahsetmiştim, Malatya'da iki tane cumhurbaşkanı çıktı. Birisi İsmet İnönü, birisi Turgut Özal. Evet.
İsmet İnönü. Aa. İsmet İnönü, Atatürk'ü biliyorsun. Ha, Atatürk'ü biliyorum. Çok da seviyorsun, evet. Biliyorum. Atatürk'ün en yakın arkadaşı. Malatyalı İsmet İnönü. Ve bu heykelde İsmet İnönü heykeli. Mesela biz lisedeyken her zaman burada buluşurduk. Derdik İsmet İnönü heykelinin önünde buluşalım. Çünkü çok belli ya, arkadaşlar hepimiz burada buluşuyoruz derdik. Aa, buluşma noktası. Aynen. Mesela Kore'de de Sejong'un önünde falan da diyeceğiz. Sejong. Ve şimdi de biz artık asıl yere gidelim. Malatya'yı tam anlamıyla anlayacağın yerlerden birisi. Hadi gel. Elena, o sürpriz yere geldik. Aa, sen yolu gördün. Nasıl, beğendin mi? Beğendim. Ben köyler çok seviyorum. Burası Çarmuz arkadaşlar. Çarmuz'un Malatya'nın eski toprağının yaşadığı yerlerden bir tanesi. Hem sana anlatıyorum hem de insanlara anlatıyorum bu arada. Burada benim anneannem ve dedem yaşıyordu önceden. Fakat şu anda hala akrabalarım var, dayılarım falan var. Şimdi ben seni bizim o taraflara götüreceğim. Benim çocukluğumun yine geçtiği yerlerden biri. Şimdi beraber çok efsane şeyler yapacağız. Her şey hazır, sürpriz. Sen daha hiçbir şeyin farkında değilsin ama o zaman gel gidelim beraber. Ta 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 tam. Evet arkadaşlar, Helena şu an bir Malatyalı. Evet, Malatya'ya gelen bir Koreli kız bu hale bürünüyor. Otomatikmen böyle. Şu anda Helena, köy havası, eski toprak havası almaya başladın mı iyice? Evet. Nasıl, beğendin mi? Beğendim. Çok beğendim. Kıyafet nasıl? Ha, çok güzel değil mi? Hadi gel. Heloş, öğrendin mi? Evet, öğrendim. Tam Malatyalı oldu şu an Helena. Malatyalı Koreli. Şimdi seninle bir tane beraber yoğuracağız. Açacağız pardon. Koy bana böyle. Ben de burada kaslı kollarımla. Değil mi? Böyle. Vay, Helena benden daha iyi biliyor. Bak. 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 Vay. Maşallah. Un falan koyuyor. Ha, doğru. Tamam. Tamam, senin adın artık Malatyalı Heloş. Malatyalı Heloş. Çok güzel yaptın. Çok güzel yaptın. Vay. Fırın açalım mı Kore'de sen? Açalım. Tamam, yaparsın sen. Evet. İyi yapayım. Ama çok çirkin oldu. Çirkin oldu mu ya? Güzel oldu. Tamam hadi. Bunu yapalım. Hadi içine bir şeyler koyalım. Ne koyalım? Nutella. Nutellalı katmer. Tamam, ne koymak istiyorsan koy. Ispanaklı mı, peynirli mi? Peynirli. Vay. Kore'de peynir yok. Ne oldu? Yaparız. Yaparız. Tofulu katmer. Olabilir. Vallahi iyi yapıyorsun ha. Hepsini koy. Hepsi. Gözünü korkak alıştırma. Burası Malatya. Yazma da yakışmış ha. Ya. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Şu an nasıl yoruldum ben ya. Çok hoş yaptın ya. Kore tarzı katmer bu. Aynen. Değil mi? Göster böyle. Eğlenin. Evet, bu Kore tarzı. Kore tarzı. Tamam, ellerine sağlık. Birazdan da yiyelim o zaman. Senin yaptığını yiyeceğiz. Şimdi ikimiz onu yiyeceğiz, tamam mı? Hadi. Hello, şimdi yaptığın katmerin tadını merak ediyor musun? Evet. İnsanlar da çok merak ediyor. Bir Koreli'nin Malatya'da yaptığı katmerin tadı nasıl olur? Çok hevesle bekliyorsun eminim. Evet. Şöyle böleceğim.
Şu kahvaltıda yaptığımız gibi yapalım mı? Olur. Şöyle. Ne kadar romantik. Merak ediyorum ben valla. Ben de. Yorumlarda yazın nasıl olmuştur sizce? Koreli'nin Malatya'da yaptığı katmer. Nasıl? Güzel mi? Vallahi maşallahın var senin. Muhteşem olmuş. Vallahi. Afiyet olsun. Vay. Malatya saranımda iyice. Katmerinin tadına baktık. Biraz daha yeriz. Bundan sonra da bir tatlı gibi bir şeyler yesek güzel olur. Biliyorsun ki Malatya'da yiyeceksin, içeceksin, gezeceksin. Bu yani. Çok severim yani. Ben. Neyi? Yemeği? Yemek. Yemek, yemek ve içmeyi. Gezmeyi. Gezmek. Hepsi. Evet, bu ne sence? Poğaça. Poğaça. Hayır, bu kızarmış dondurma. Hayatında hiç kızarmış sıcak dondurma yedin mi? Hayır. O zaman ilk kez Malatya'da yiyeceksin. Dur sana göstereyim. Poğaçanın içine bak şimdi. Bak bak. Bak 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 bak. Aa, erimiş. Biraz eridi. Evet. Nasıl? Çok farklı. Tam mısır tadı var. Mısır? Hı hı. İçinde mısır olabilir belki. Şimdi Helena'ya öyle bir sürprizim var ki. En son Kore'ye ne zaman gittin? O videoyu çektiğimizde. Aynen. Aynen. Kaç ay oldu? 2 ay oldu. 2 aydır vatan hasreti çekiyoruz. Sen ciğer seviyor musun ciğer? Yerim. Ben sevmiyorum. O yüzden yaptım. Evet. Farklı. Evet Selim. Belki size tanıdık gelir bilmiyorum. Evet. Nerede Nerede buldun diyeyim. Burada böyle satılıyor. Gerçekten mi? Burada Kore tarzı Adıyaman. Bu şekilde. Evet. Adıyamanlı gibi. Ya. Bu muydu sürpriz? Evet. Ne bekliyorsun? Canlı ahtapot mu bekliyorsun? Şimdi bir yesene bakalım. Daha güzeldi mi? İyi vallahi ben burada yerim Malatya'da olursam. Çiğ köfteyi böyle. Efsane ya yemin ederim. Evet. 10 numara. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yemeğimizi yedik. Evet. Daha çok zamanımız olsaydı daha çok yeri gezebilirdik. Şu anda da artık gece oldu Helena. Evet. Malatya'ya hoş geldin. Hoş bulduk. Bir gün güzel geçti. Benim için harika bir videoydu. Siz de eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı ve o güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Değil mi Helena? Evet. Helena ile daha fazla video gelmesini istiyorsanız bir yıl sonra artık... Kore'de olacak. Aynen. Kore'de, Kore versiyonunda devamlıyormuşuz. Helena, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Söylemek istediğim bir şey var mı? Malatya'da, hatta Türkiye'de geçirdiğim en güzel anılardan, güzel bir anlar. Tamam. Anladık, biz onu anladık. Tekrar söyleyeceğim. Yalnız bir şey diyeceğim, sen Malatya'ya bir kere gelmedin zaten. Evet. O zaman Malatya'da geçirdiğin en güzel gün, zaten bir gün geçirdin. Tamam. Malatya'da çok güzel bir gün geçirdim. Yine gelirim. Geleceğim. Gelirim. 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 Bir ara gelirim. Evet. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Sen de. Hadi. Görüşürüz. Kedi sever.